Abi şu şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram kapandığı zaman şimdilik açılmış gözüküyor ama Instagram kap kapandığı zaman Instagram kapandı makyajcılar üzüldü falan diye dalga geçen tayfa hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Instagram'a zaten gerek yoktu millet işte selfie atıyordu. Millet götünü-mötünü göstermekten başka bir şey yapmıyordu diyen arkadaşlar hakkında. Haklı diyenleri banlamayacağız. <laughs> Haklı diyenleri banlamayacağız. Vallahi arkadaşlar ben de Instagram üzerinden çok fazla kişiyle bağlantı kurdum. Hani insanlar diyor ya Instagram sadece işte makyaj bilmem nesi değil. Aynı zamanda millet Instagram üzerinden satış yapıyor. Evet o da doğru ama o kadar çok başka iş yapılıyor ki. Ben de aynı şekilde. Ben herkese cep telefonu numaramı vermiyorum. Birçok kişinin cep telefonu numarasını da bilmiyorum. Ama yazıyorsun çıkıyor. Görüntü yönetmeni arıyorduk mesela. Görüntü yönetmeni bulduk konuştuk olmadı <laughs> Çünkü hem de çok güzel bir görüntü yönetmeni de Daha önceden konuşmuştuk Eşi doğum yapmış O yüzden bu aralar şey yapmayacakmış Çalışmayacakmış Ama gene mesela başka görüntü yönetmeni gene oradan arıyoruz Başka mesela sanat yönetmeni Bilmem ne bunların hepsinin kendi instagram hesapları var Biz de aradığımız zaman oradan bakıyoruz Ben yanlış hatırlamıyorsam sarı Bıyık abinin numarasını kaybetmiş olabilirim İnternetten instagramdan konuştuk çünkü Sonradan tekrardan whatsapp'a geçtik de Linkedin Linkedin ne ya LinkedIn'de kapatırlar. Ben ciddi ciddi onu düşünüyorum arkadaşlar. Yerli ve milli VPN mi gelecek acaba? Biliyorsunuz mükemmel ekonomi paketi yapılmış. Ekonomiyi düzeltmek için ne yapılması lazım deniyor? Daha fazla vergi. Yurt dışından gelen 150 eurodan 30 euroya düştü. Yurt dışından getirme limiti. Daha fazla vergi. Şimdi şey diyorlar ya, yapay zekayı kullanacağız. Artık bütün böyle para transaction'larını falan bulacağız, bilmem ne yapacağız, yakalayacağız. Abi onu yapacağınız o kadar yapay zeka bilmem ne sistem kurmanıza gerek yoktu. Büyük milyon dolar, milyar dolar tokatlayanları, mil, milyar TL, milyon TL tokatlayanları gözünüzün önünde onları bir görseydiniz acaba. Onlar gözükmüyor mu? Sizin bile vardır arkadaşlar bilmem kim yandaştı öyle şeyler yapıyor ki falan diye. Değil mi? Yani adam mesela daha yeni işte bir arkadaş anlattı. 30 milyon liralık villayı 1 milyon lira gibi gösteriyor. Ona göre vergisini veriyor. Tabii şey yani kimin yandaşı olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlarım. Kimin yandaşı olduğunu söylemeyeceğim. İsim de vermeyeceğim. Kimse de çıkıp demiyor ki. Aga bu villa nasıl 1 milyon TL olabilir? Kimse de çıkıp demiyor ki. Ama büyük ihtimalle milletin yurt dışından getirdiği kulaklığın sen vergisini arttırınca ekonomi düzelecek. Yurt dışından getirdiği bilmem ne işte cep telefonunun vergisini arttırınca yurt dışından getirdiği hoparların, ışığın vergisini arttırınca ekonomi düzelecek kanka. Aynen kanka. Galileo 1836. Abi o olay çok kötü oldu. Örneğin biz mühendislik öğrencisi olarak proje yapıyoruz ama artık ekipmanları Türkiye'nin iki katı paraya almak zorundayız demiş. Ben Azerbaycan'a gidince alsam nasıl olur? Daha ucuzsa sürekli gidim geleyim lan. Kuzey yerli milli sosyal medya olayına karşı değilim. Asla fakat onun Rusya'da yine VK ile. Sadece Ruslar var sitede. Yani Instagram amacı zaten globale açılmak. Ve o sınırları olmayan dünyaya dahil olmak. Evet. Azerbaycan uçak pahalı abi. E, uzun bir uçuş olduğu içindir. Eylül'ün başı düşünüyorum arkadaşlar Azerbaycan. Bir sıkıntı çıkmazsa eğer. İmza günü düşünüyorum. Normalde mesela farklı şehirlerde yaptık ya. Bizim dijital film kartını imzalıyordum ben. Dijital film kartımız var. Ondan sonra o kartın arkasını imzalıyorum. Hem de arkadaşlara da muhabbet etmek için güzel bir bahane olmuş oluyor. Yerli mi VPN ne demek hocam anlamıyorum. O espriydi abi. Yerli VPN yani şöyle olacak abi. Ekonomi ekonomi öyle düzelecek. Hansbiler yeni fikirler abi. Yerli ve milli VPN. Kapat kardeşim siteleri. Kapat siteleri ondan sonra millete VPN sat. VPN sattı mı şak ekonomi düzelir. <laughs> Mantık değil mi abi? Böyle şey marka bayraktar marka falan. Öncü bir marka yerli ve milli VPN. Şaka dediğimiz her şey gerçek oluyor. Yakında görürsünüz. Doğude. porno sitelerine yasaksız VPN'siz girilen dönemi hatırlayan yok artık. Ben bile hatırlamıyorum ki öyle bir dönem var mıydı ki? Öyle bir dönem oldu mu hiç? Fatih Gündüz bazen VPN'siz girebiliyorsunuz. Tabii canım önüne geçemezsin ki çünkü rule 34. Yeterince istersen her site porno olabilir. Ama bence milleti uyandırma. Bütün siteleri sonra banlarlar. <laughs> Bütün siteleri banlarlar sonra. Diğer ülkelerden gelen ürünlerdeki vergi oranı da %30'dan %60'a yükseldi. Ekonomi böyle düzelecek. Değil mi? Ekonomi böyle düzelecek. Bir aile düşünün arkadaşlar. Bir aile düşünün. Ailenin babası para kazanamıyor. Ailenin ekonomisi çok kötü. Ailedekiler diyorlar ki buna. Bizim ekonomimizi düzelt. Bir şey yap bizim ekonomimizi düzelt. Ne yapması lazım? İşe falan girmesi lazım değil mi? O da diyor ki tamam diyor düzelteceğim diyor. Ne yapacaksın? Siz çalışıp para kazanıyorsunuz ya. ha. Ben de o kazandığınız paradan paranın bir kısmını alıyordum ya. ha. Şimdi daha fazla bir kısmını alacağım. Böylece ekonomimiz düzelecek. Roblox olayını ben bilmiyorum arkadaşlar. Ya yani şöyle. Roblox'un banlandığını kapandığını biliyorum ama kimisi diyor ki pedofil yuvasıydı. Kimisi diyor ki haksız yere kapandı. O yüzden onunla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Jahreyn pazartesi bu konu hakkında yayın yapacakmış. Güzel. Bilenler konuşsun işte arkadaşlar. Roblox hayatımda oynamadım. İçeride ne tür predatör var bilmiyorum o yüzden. Çok kötü abi çok kötüymüş. O kadar kötü mü ya? İçerik. Predator her yerde var. Roblox göz yumuyor demiş. O fenaymış ya. Şu yorumu senin gibi yapamayanlar o kadar çok ki bilip bilmeyen bomboş konuştu. Şimdi normalde mesela benim seyircim de toksik kitle olsa ve ben çıkıp mesela desem ki ben bilmediğim konu hakkında konuşmam birçok kişi der ki korktu. Birçok kişi der ki aa AKP'li mi oldun kanka? <laughs> T-Y-L-N-K-R-K -K. Yeğenim oynuyor diye indirdim. Anlamadım. Sildim. 36 yaşını anlamak zor oluyor demiş. Valla erkek adam 36 yaşındaysan eğer retro oyun oynacan abi. <laughs> Şimdi bir tane ünlü varmış. Ben bak o kadar bilmiyorum. Foşur foşur kim lan? Herkes yazmış ama benim tanıdığım birçok youtuber yazmış yani. Sen foşur foşur diyerek ünlü oldun falan. O kim ya? Ne ne o neci o? Ne yapıyor? Olayı ne? Bazı noktalarda cahilliğinle övünürsün ya. İşte bu noktada da aynen cahilliğimle övünüyorum abi. Bu konuyu hiç bilmemekle övünüyorum. Kirli evleri temizleyen adam. Ya yemin ederim ünlü olmak o kadar kolay ki arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Ben şimdi 500 tane kaliteli iş iç içerik çektim. Şimdi az önce gördüğünüz videolar. Hangisi ünlü etti beni? Hiçbirisi. O kadar emek verdik. O kadar üst düzey kaliteli bir şey çektik. Hiçbirisi. Ne ünlü yaptı peki? Şu. Şöyle şak diye hareket yapmak. CHP vantilatörleri. En çok seyredilen videom ne? Hadi söyleyin. En çok seyredilen videom ne? Aynen spam. Aferin. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hızlı ünlü olmak istiyor musunuz internette yaptığınız videoyla? Gerçek gibi bir şey yapın. Mesela İrfan Hoca. Birçok kişi onu gerçek hoca sanmış. O yüzden gülmüş. Mantilatör. Birçok kişi onu gerçek sanmış. Troll olduğunu anlamamış. Sonra çok fazla konuşulmayan ama yine çok ünlü olan, çok patlayan video neydi? Bedava elektrik. Ondan sonra yine çok ünlü olan, milyonu geçen yuvarlak dünyacıların cevaplayamayacağı sorun, sorular. Hepsinde Salak taklidi yapıyorsun ve seyreden seni gerçekten salak sanıyor. Onlar çok patlıyor abi. Ya gerçek gibi derken çok çok aşırı gerçekçi olmasına gerek yok. Zaten ben çok gerçekçi sanmasınlar diye. Çünkü o da olabiliyor. Mesela şey videosu yaptık ya. Yuvarlak dünyacıların cevaplayamayacağı sorular diye. Onun videosunu yaptık ya mesela. Orada ben en azından kendi seyircimin kafasına soru işareti olmasın diye başta hemen farklı bir isim söylüyorum. Değil mi? Bir şey günaydın diyorum. Bak ne dediğimi bile unuttum. Bir şey günaydın diyorum abi. Ha Sami günaydın. Ben prosör. Ben prosör Sami günaydın diyorum. Ki onu seyreden en azından kendi seyircilerim ciddi mi değil mi onu net olarak bilsin diye yani. Ama her şeye rağmen adamlar şeyi gerçek sanıp ekşide başlık açtılar ya. Bir de dalga geçtiler falan. Cahile bak falan diye dalga geçti. O bedava elektrik makinesi var ya. Neyse abi. Bu foşur reis şöyle bir şey demiş ve linç yemiş. Instagram şimdi kapandı ya o sırada. Instagram kapandığı sırada şey yapıyor. Twitter'a geçiyor ve Twitter'da tabii baya bir linç muhabbeti var. Çünkü bir şey yapıyor, millet küfrediyor. Bir şey yapıyor, küfrediyor. Ondan sonra diyor ki, ya diyor bu Twitter'daki insanlar ne kadar toksikmiş. Öyle olunca bir ton daha linçliyorlar adamı. Ne sandın yaram kafasında? Bir ton daha linçliyorlar abi adamı. Öyle diyorlar yani adama. Peki. Yani herkes linçlemiş ama şöyle bir şey Adamın söylediği de yanlış değil. Şimdi Instagram'a bakıyorsun abi. Instagram gerçekten beyinsiz festivali. Yalan yok. Instagram gerçekten beyinsiz festivali. Ama Instagram'da şunu diyebiliyorsun. Sadece benim takip ettiklerim yorum yazabilsin diyebiliyorsun. Ondan sonra da gidip paralı üyelerin şeylerini e, ekliyorsun. Onu bir doğru düzgün yapamadık ama şimdi Instagram geri açıldı ya. Onu yaparız büyük ihtimalle. Şimdi işin birinci şeyi o. Instagram gerçekten beyinsiz festivali. Ama Instagram'da sadece benim takip ettiklerim yorum yazabilsin diyorsun. Twitter'da da arkadaş dedi ya Twitter'da da var abi o diye. Evet Twitter'da da var. Ama Twitter'a girdiğin zaman kaçışın yok. Çok sinirlin Yan, yanına çıkıyor hashtagler. Sana zorla işte sana tavsiyelerimiz falan. Sana tavsiye dediğim böyle şey yani toksik toksik içerikler falan. Garip grup laflar söyleyen insanlar çıkıyor. Sırf böyle kendinden nefret ettirmek için Atatürk'e laf eden adamlar çıkıyor. Bazen böyle ince ayar yapıyorlar. Atatürk'e laf ediyor ama şey, böyle suç olmayacak kadar ama tabii küfür yiyecek kadar falan. Biliyorsunuz o tipleri, değil mi? Yok, gerçekten arkadaşlar. Bak günün sonunda gerçekten ben Twitter'ı bıraktım bak uzun süredir. Çok çok uzun süredir bıraktım. Çok rahatım. Çok mutluyum abi. Benim paylaşımlarımı adminlerim yapıyor Twitter'da. Adminim yapıyor daha doğrusu bir şey paylaşılacağı zaman. Ben girmiyorum. Çünkü zaten toksikti. Şimdi Elon Musk öyle bir hale getirdi ki hate watch ya da hate click para olmuş oldu. Para oldu. İnsanlar profesyonel olarak kendilerinden nefret ettiriyorlar. Çünkü en hızlı şekilde en çok parayı öyle kazanıyorsun. Biz Sergen'le hatta onu konuşmuştuk. Yani işim gücüm olmasa hiçbir şeyim olmasa o işe veririm kendim. Gene iyi para kazanırım ha. Her gün bir tane sallayacaksın. Bir gün diyeceksin ki mesela ey veganlar siz et sevmiyorsanız falan diye bir başlayacaksın. Bilinçeceksin abi çatır çatır. Çatır çıtır. Her gün birini kızdıracaksın. Her gün bir grubu kızdıracaksın. Millet bunu anlar. Tamam mı? Millet anlar. Hatta sen kendin bile söyleyebilirsin. Ben milleti kızdırma. Benim işim o. Ben milleti kızdırıp klik kazanıyorum. Hate click. Açık açık söyleyebilirsin. Fark etmez. Fark etmez abi. O yüzden Elon Musk öyle bir hale getirdi ki orayı. Görüntülenme başına para vereceğim dedi ya olay bitti abi. Görüntülenme başına reklam parası vereceğim deyince olay bitti abi. Huh çıldırdılar. Abi neredeyim ben? Kendini de bozdu platformu da. Önce partizanlığı vardı böyle değildi. Efe de iyi olacağını bekliyordu yeni altında demiş. Şimdi adam çoğu kişi onu konuşuyoruz ya. Abi seversiniz sevmezsiniz. Benim sevme ya da sevmeme gibi bir şeyim yok abi adamı. Ama abi adam gerçekten zeki. Adam zeki. Birçok kişi adamın zeki olduğunu idrak edecek kapasitede bile değil. Adam gerçekten ciddi zeki yani. Hani adam villain mı? Adam evil genius mı? Adam yoksa vizyoner mi? Visionary mi? O tartışılır ama adam zeki abi. Şimdi Twitter'ı aldı. Millet dedi ki ya ulan bu Twitter ne yapacak? Twitter bitti hatırlıyor musunuz? Battı bitti vesaire. Adam şu anda görüntülenme başına para vereceğim deyince millet böyle hate clickler bilmem neler kavga dövüş ortamı oldu şey diyor diyor insanların saygı saygı değer bir şekilde birbirlerine, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir ortam yaratacağım falan. He aynen kanka. Aynen. Düşünsene öyle bir yerdesin sen. Tamam bir böyle futbol sahası büyüklüğünde orada tribünlerde insanlar oturuyor, konuşuyorlar birbirleriyle. Biri de çıkıp diyor ki en çok insan ile etkileşim kurana en çok parayı vereceğiz. En hızlı şekilde ne yaparlar? Kendilerini dinletirler. En hızlı şekilde. Öteki türlü çünkü çok zor ki çok süper iyi bir şey yapman lazım ki çok fazla kişi konuştu seninle. Onu yaptı bir. İkincisi de şey diyordu ya free speech'i ben geri getireceğim falan filan. Ama arası iyi olan işte mesela bizim mahalledeki abiyle arası iyi. O yüzden ona karşı gelen sitelerin birçoğunu kapattırdı. Kapattı yer yani. Neden? Onunla iş yapacak. Şimdi kendisinin birçok girişimi var. Bedavadan reklam yapıyor adam. Twitter'ın sahibi abi adam bedavadan reklam yapıyor. Yani adam o kadar milyar dolar verdi. Sonsuz reklam hakkı oldu. Yani adam bizim hayrımıza yapmayacak ki. Niye bizim hayrımıza yapsın adam yani? Babasının hayrına, babasının hayrına da yapmayacak. Kendi hayrına yapacak. Maalesef öyle yani. Bu işler böyle. Gerçekten bir adam Zükerberk gibi siterci milyar dolar olabilir mi? Abi mesela bak. Çin'de de bazen şey oluyor ya. İşte Google ambargo koyuyor mesela. Google Play, Huawei'ye. İşte arka kafa varmış oradan data topluyormuş falan. Eyvallah. Benim anlayamadığım şu. Mark Zuckerberg'in kaç kere milletin datasını çaldığı ortaya çıktı. Adam kaç kere dava edildi. Instagram'a hiçbir şey yapılmadı. Facebook'a hiçbir şey yapılmadı. E, WhatsApp'a da hiçbir şey yapılmadı. Ne ambargo ne bir şey yani. Olması gereken adamın eline alacaksın. Başka birine vereceksin mesela. Çünkü adamın data çaldığı çıkıyor ortaya. Adam mahkemeye bile verdiler. Ceza bile aldı adam.